İktidarla ağırlıklı olarak CHP arasında sert tartışmaya yol açan Kanal İstanbul projesi. CHP cinayet rant projesi diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hayale büyük sükse yaratacak deyip arkasında durmaya devam ediyordu. Hatta önümüzdeki birkaç hafta içinde ihaleye çıkacağız demişti. İşte bu konuda gözlerin çevrildiği süreçte ÇED raporu beklentisi vardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bu haftayı işaret ederek önümüzdeki hafta için bu sonuç çıkacak, bu ÇED raporu nihayete erecek demişti. Beklendiği gibi de, bakanın açıkladığı gibi de oldu. Kanal İstanbul projesinin ÇED raporu inceleme ve değerlendirme komisyonu tarafından kabul edildi. Bu rapora dair CHP'nin iddiaları vardı. Bunun için gözler bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda, konuya dair bir açıklama yapacağım demişti Ekrem İmamoğlu. Nihayetinde DSİ'nin uyarısıyla gündeme gelen bir iddia. CHP bunu genel kurulda da gündeme taşınmıştı. Meclis genel kurulunda da. O iddiaya göre DSİ 427 milyon metreküplük bir su kaybına yol açacak. Terkos Gölü, Sazlıdere Barajı, bütün bunları kurutacak, devre dışında bırakacak. Her 3 İstanbulludan biri susuz kalacak eğer Kanal İstanbul yapılırsa uyarısında bulunmuş. Bu DSİ'nin ortaya koyduğu bir iddia. CHP bunu bize, DSİ iletti dedi, yetkililer iletti dedi. Hatta Ekrem İmamoğlu DSİ'ye bu kadar baskıya rağmen böylesi bir duruş sergiledikleri için teşekkür ediyorum, mutlu oldum diyerek de seslenmişti. Şimdi bunun sonrasında özellikle Çevre Bakanlığı'ndan gelen değerlendirme, 30 milyon metreküp bir kayıp olacağı. Zaten bu havzadan, Kanal İstanbul'un güzergahının bulunduğu bu havzadan da 4 milyon metreküplük bir su temin edildiğinden bahsediliyordu. Melen projesini işaret ediyordu AK Parti iktidarı. Melen projesiyle 50 yıllık su ihtiyacı zaten İstanbul'un karşılandı. Hiçbir sorun yok, fizibilitesi gerçekleştirildi dedi. Bu DSİ raporuna bir gönderme yoktu. Sümenaltı edildiği iddia ediliyor. Nihayetinde bu DSİ iddiası, rapor tartışması gündemde ama Kanal İstanbul için ÇED raporu kabul edildi. YouTube kanalımıza abone olun.